İsim. Ha, Gülsüm Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün Özgecan'ın 6. yıl dönümü unutturmamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Zaten unutmuyor kimse, onun farkındayım ama unutturmamak için de çok şey yapılıyor. Ama siyaset yoğun, Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Bir ikinci bölümde bir sürü yine enflasyon, bir sürü fiyat artışları, yine farklı tezgahlar, farklı oyunlar var. Onları konuşacağız ama Özgecan'la ilgili sizin de söyleyeceğiniz bir çift laf vardır. Sizi dinliyorum. Evet, teşekkürler. İyi yayınlar tekrar. Özgecan'ı unutmak mümkün değil ve çünkü zaten kadın cinayetlerini durdurmadığımız sürece maalesef ki yeni Özgecan'ları da kaybediyoruz. Bu açıdan onun kaybettiğimizden geçen süre içerisinde, bu zamana geçen süre içerisinde binlerce kadın bizim tıbben öldürülebilir ölüm diye tanımladığımız bir biçimde, yani hayattan kopmaları için hiçbir neden yokken insan eliyle, erkek şiddeti eliyle hayattan koparıldı. O yüzden hani biz bu sorun, kadın, Türkiye'deki kadınlar bu sorun çözülene kadar ne Özgecan'ı ne öldürülen hiçbir kadını unutmayacağız ve tabii ki haklarımızı arayacağız. Bununla beraber işte hani biraz son cümlemde de kendisini bulan Özgecan böyle bir önemli milat da oldu Türkiye'de. Kadınların hakkını arama ve bu önemli bir sorunu sahiplenme seviyesi Özgecan'dan sonra çok önemli oranda değişti. Şöyle söyleyeyim, biz onun öncesinde kurulmuş bir platformumuz 2010 yılında. Yine elbette sahiplenen bir kamuoyu vardı kadınların can mücadelesini. Fakat Özgecan'ın hayatını kaybetme biçimi bütün Türkiye'ye, biz bu coğrafyadaki kadınların nasıl bir şiddet sorunu yaşadığımızı apaçık gözler önüne serdi. Zaten bütün Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Özgecan adına eylemler yapıldı, sahiplenildi. Bir tür kadın ayaklanması gibiydi neredeyse o dönem. Biz de yıllar öncesinden bu yana bu cinayetleri durdurmak isteyen taraf olarak o günü çok başka yaşadık. Yani hiç unutamayacağımız bir gün yaşadık. Bize özellikle Özgecan kuşağından, genç arkadaşlarımızdan gönüllü çalışmalar için başvurular arttı. O zamana kadarki tarihimizdeki en büyük toplantıları yaptık. Türkiye'nin her tarafında Türk kadınların yaşadığı sorun sahiplenildi ve bizim kadın cinayetleriyle ilgili mücadelemiz başka bir seviyeye sıçradı. Keşke Özgecan aramızda olsaydı da bunlar böyle olmasaydı ama sonuçta buradan şunu belirtmek istiyorum. Yıl dönümlerinde bir de biraz umutsuz bir hava içerisinde hiçbir şey değişmedi gibi söyleniyor. Değişen şeyler var. Bu mücadeleye sahiplenme önemli oranda güç kazandı ve artık hani çözüm arayışı nasıl diyeyim sınırlarına dayanmış durumda bizim kadın mücadelesi bakımından. Ve ama bunun bazı sonuçlarını da alıyoruz. Evet, ne yazık ki can kayıpları devam ediyor. Kesinlikle kabul edilemez bir oranda devam ediyor. Bununla beraber o çözüm bulunmak için daha önce olmayan önemli bir toplumsal mücadele de giderek güçleniyor ve çeşitli adımlar da attırıyor kamu kurumlarına. İşte koruma kanunu uygulanması için genelgeler yayınlanmasından hani artık adım atmak zorunda bırakılıyor bu mücadele. Ben eminim ki şiddeti durdurmak zorunda da bırakacak yetkilileri hani görevini yapması için yürüyen bu mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz biz elbette. Özgecan'ın nezdinde tüm kadınlar ve en çok da ailesini her yıl olduğu gibi yine Sayın Kal, acılarını paylaşıyor, hatıralarını paylaşıyoruz. Buyurun. Gülsüm Hanım, izninizle bir çok acil bir canlı yayın var. Çok acil bağlanmamız gerekir. Önce bir ara vereceğiz. Onun için bir müsaade edin Özür bize. dilerim, ben de yayından ayrılmak zorundayım öyle konuştuğumuz Peki, için. O zaman çok çok hani teşekkür son ederim. cümlelerimi söyleyeyim. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Asla Özgecan'ı da unutmayacağız. Kadınlar da şiddet karşısında asla yalnız değiller. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Rica ederim. katıldığınız için. Hoşça kalın.